Tarihi keşfin yapıldığı yere, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine döneceğiz şimdi. Nizamettin Kaplan o noktada. Yanında bir de konuğu var. Sözü onlara bırakalım Nizamettin. Teşekkürler. Evet, uzun süredir aslında 1. Kılıç Arslan'ın mezarının Güneydoğu'da olduğu biliniyordu. Bu bölgede olduğu biliniyordu ancak yerinin tam olarak neresi olduğu bilinmiyordu. Dolayısıyla çok titiz çalışmalar yürütüldü ve bu çalışmalar sonucundan da bir sonucuna ulaşıldı. Şu anda yanımızda Diyarbakır Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakoç var ve hemen kendisine dönüyorum. Hocam, nasıl bir çalışma yürüttünüz ve bu mezarların 1. Kılıç Arslan ve kızına ait olduğunu nasıl tespit ettiniz? Ben göreve Ağustos 18 gibi başladım. Başladığımızın haftasında Sayın Valimiz, Münir Valimiz Silvan'da 1. Kılıç Arslan'ın mezarının olduğuna dair burada ismini anarak ve kendine teşekkür edelim. Efendi Barutçu Bey'in, gazetecinin bir yazısı olduğunu, bununla ilgili bize çalışma yapmamız gerektiğini söyledi. Biz daha sonra bunu aldıktan sonra ilk görev olarak belirledik. Çünkü 1. Kılıç Arslan'ın hem Anadolu'nun İslamlaşmasını hem Türk tarihi açısından çok önemli komutanlardı. Belki 3 tane komutan saysanız belki de 3'ünden biri olarak ad edebiliriz. Daha önce bu konuda herhangi bir çalışma yapılmış mı yapılmamış ona baktık. Hem 2016'da ve 2018'de iki farklı çalışma yapılmış ama farklı yerlerde aranmış ve bulunamadığı belirtilmiş. Biz daha sonra 5 kişiden oluşan bir komisyon kurduk. Bu komisyon bizim Zerzevan Mitra Tapınağı'nda kazı çalışma yapan Aytaç hocamız, arkeolog, sanat tarihçi hocamız İrfan hocamız, Diyarbakır Amide Höyük'te kazıları yapıyordu. Yine iki tane tarihçi, Oktay Bozan hocamız tarihçi olarak vardı ve yine kitabeleri çıkarabilir diye Edebiyat Fakültesi, yani rektör yardımcımız Ahmet Tan Yıldız Bey'den oluşan bir komisyon kuruldu. Bu komisyon tüm tarihi kaynaklara baktı, değerlendirdi. Tarihi kaynaklara baktığımız zaman Silvan'da olduğu kesin, yani Silvan'a mezarının burada olduğunu kesin olarak bir bilgi vardı. Biz daha sonra Silvan'a geldik. İki defa saha çalışması yapıldı. Saha çalışmaları sonrası en olası yerin burası olduğuna kanaat getirildi. Hatta yine ismini anaralım. Soy ismi gibi kurtarıcı oldu aslında bu işte. Mehmet Kurtarıcı Bey daha önceden burada bir türbenin olduğunu, kendilerinin buraya gelip dua ettiklerini, çünkü ziyaret olarak burası atfediliyor ve daha önceden kitabenin de olduğunu da belirtti. Kitabede hatta 1. Kılıç Arslan'ın ismini de olduğunu söylediler. Biz burada yoğunlaştık. Ocak ayı ile birlikte kazı çalışmalarına başlandı. Tüm ekip buradaydı ve bizim Zerzevan'daki en deneyimli ekip de buraya geldi. Tüm kazı çalışmaları devam etti. 5. günde duvarları çıktı. Türbenin duvarları çıktı. Ve önce kızı Sayda Hatun'un mezarı bulundu. Daha sonra 1. Kılıç Arslan'ın mezarı bulundu. Biz bunu niye bu kadar eminiz? Çünkü biz şunu biliyoruz ki ikisinin de mezarının Silvan'da olduğunu biliyoruz. İkisinin de aynı yere gömüldüğünü biliyoruz kaynaklarda. Ve yaşlarını da biliyoruz. Ortalama Kılıç Arslan'ın vefat tarihi baktığınız zaman 29-30 yaşlarında. Kızının da yine yaşlarını biliyoruz. Kazı çalışması sonrası mezarın şekli, türbenin kalıntıları, sonrası bu Selçuklu dönemine ait, küfe yazıları Selçuklu dönemine ait olduğu belirlendi. Daha sonra biz Mardin Üniversitesi'nden, Artuklu'dan iki tane antropolog getirdik buraya. Antropologlar yaş ve cinsiyet tayini yaptı. Bayan ve erkek, kadın ve erkek cinsiyeti netleşti. Yaşlarda erkek yaşının 33 yaşlarında olduğu, kadın mezarındaki çıkan iskeletlerden de ortalama 43 yaşlarından olduğu belirlendi. Ki hem mimari olarak hem mezar şekli olarak bu kesinleşmiş oldu. DNA örnekleri için belki sorulabilir niye alınmadı ama daha önceden en az iki defa açıldığını biliniyor. Dokunmalardan dolayı DNA örneği alınamadı. Ama burası kesin olarak şu anda 1. Kılıç Arslan'ın hem Anadolu'nun İslamlaşması açısından hem yurt edinmesi açısından ve Haçlı seferlerine engel olan, direnen, siperine aslında bir direnen, belki de Haçlı seferleri için bu savaşta tüm büyük birliğini Haçlara karşı gönderip de savaşta çekilmek zorunda kalıp Habur Ormanı'nda vefat eden, şehit olan 1. Kılıç Arslan'ın mezarının bulunması hem bölgemiz açısından, Diyarbakır'ımız açısından çok önemli. Hem ülke tarihi açısından da önemli. Peki, bir nevi Diyarbakır'da aslında tarih yeniden yazılıyor diyebiliriz. Evet.
Peki bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenecek? Tabii bölge aynı zamanda inanç turizmiyle de anılan bir bölge. Bu inanç turizmi ile ilgili özellikle bu tespit ne gibi sonuçlar doğuracak bundan sonraki süreçte? Bu bölgeye baktığımız zaman çok farklı inançların merkezi beşiği olarak görebiliyoruz. Birinci Kılıç Yaslan üzerinde baktığımız zaman burada daha önceden bir türbesinin olduğunu biliyoruz. Hatta tarihi kaynaklarda bir cami ya da imarethanenin de olduğunu biliyoruz. Bundan sonra süreçte birinci Kılıç Yaslan'ın kişiliğine, karakterine uygun, onu yansıtabilecek üzerinde bir türbenin yapılması, yine daha önceden belirttiği gibi ya da bir camide imaret şeklinde aşevileriyle uygun bu bölgede hem hizmet edebilecek bir yapının külliyat tarzında yapılması doğru bir tercih olacağı kanaatindeyiz. Peki hocam, inanç turizmi açısından katkıları ne olacak? Ziyaret ile olacaktır buraya. Çünkü bizim Diyarbakır'ımıza baktığımız zaman şimdi Lice'mizde Ashab-ı Kehf var. Onunla ilgili bizim zaten bir sempozyumumuz olacak. Uluslararası sempozyum. Aynı zamanda bu bölgenin birinci Kılıç Aslan'ın tarihi kişiliği olarak düşündüğümüz zaman önemli bir komutan. Hem İslam olarak hem Türk tarihi açısından çok önemli bir komutan. Anadolu'dan farklı yerlerinden, dünyanın hatta farklı yerlerinde buraya ziyaretçi geleceğini umuyoruz. Bunun için turlarda muhakkak buranın yer alması ya da tanıtımının özellikle yapılması gerekiyor. Bunun için de buranın güzel bir şekilde düzenlenmesi, mimar olarak düzenlendiği zaman daha iyi olacak. Peki, çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Evet, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapılan kazılar sonucunda Birinci Kılıç Arslan ve kızının mezarları bulundu. Çalışmalar hala devam ediyor. Biz de bu konuyu Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakoç'la değerlendirdik.